Herkese merhaba. Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kırmızı zeytin nasıl hazırlanır onun videosunu paylaşacağım. Kırmızı zeytin de diyebilirsiniz, çıtlama zeytin de deniyor veya zeytin salamurusu da diyebilirsiniz. Hepsi aynı yere çıkıyor aslında. Çok güzel pazarlarda, marketlerde yeşil zeytinler geldi. Ekim ayı, zeytin ayı. Normalde alırken çok pahalıya aldığımız bu zeytinleri aslında kendimiz evde çok kolay bir şekilde hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi ben birkaç tanesini örnek olması açısından şöyle kenarlarından çıtlattım. Zeytinlerimi aldım. Şöyle yıkadım, temizledim. Süzülmesi için bıraktım. Bunu bir soda şişesiyle de yapabilirsiniz. Benim gibi şöyle bir et döveceği de kullanabilirsiniz. Ya bir kere ya iki kere de vurduğunuz zaman şöyle kenarından çıtlıyor. Bakın bu şekilde kenarından vurup çıtlatmamız yeterli oluyor. Bütün zeytinlerimi bu şekilde kenarlarından çıtlatacağım. Suya bırakıyorum çünkü kesinlikle kararmaması gerekiyor. Bu şekilde çıtlattığınız zaman eğer suda bekletmezseniz hemen zeytinleriniz kararmaya başlar. Ben hızlı hızlı size gösterebilmek için bir kase su hazırladım. Onu bırakıyorum. Ama normalde şöyle bir su şişem var. Onun içine atacağım zeytinlerimi. Şimdi önce bütün zeytinlerimi kırma işlemini bitireceğim. Daha sonra da normal çeşmeden doldurduğum suyumun içine atacağım. Şimdi bir kase zeytini doldurdum. Kararmasınlar, çok da beklemesin diye hemen su doldurdum. Kabımın içine alıyorum. Normal çeşme suyu kullanıyorum bu aşamada. Kesinlikle başka bir şey ilave etmeyeceğim. 3 gün bu suyun içinde bekleteceğim. Şişme yapabilir. Şişme yaptığı zaman şişenizi yatıkta tutabilirsiniz. 3 gün sonra hafiften gazını yavaş yavaş bıraktırarak şişemizi açacağız. Ve eğer hemen tüketeceksek yaptığımız zeytini 10 gün boyunca sabah akşam suyunu değiştireceğiz. Ama daha uzun sürede tüketeceksek birkaç günde bir de en az 5-6 kere suyunu değiştirmemiz gerekiyor. Tamamen zeytin acı tadını suyuna bırakmış olmalı. Bu işlemi hep çeşme suyuyla yapacağız. Daha sonra salamur aşamasına geldiğimizde bu sefer suyumuzu içme suyu olarak kullanacağız. Tamamen lezzetli, güzel ev yapımı salamura zeytinlerimiz olacak. Ben zeytinlerimi pazardan aldım ama şu an marketlerde bile var bu zeytinlerden. İster soda şişesiyle, ister herhangi bir tahta çekiçle veya benim gibi et döveceğiyle bu şekilde zeytinlerinizi çatlatabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem kendi yaptığını insanın tüketmesi kadar güzel, lezzetli bir şey yok, sağlıklı. Bir yandan zeytinlerimi kırma işlemine devam edeceğim. Tekrar devam ediyorum. Zeytinlerimi kasem boşaldı. Şişemi tamamen dolduracağım. Zeytinlerimizi çatlatma işlemini tamamladık. 1,5 litrelik bir pet şişeye doldurdum. Ağzını da sıkı bir şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi 3 gün süreyle kesinlikle hiç açmayacağım. 3 gün sonra şu alt kısmından yavaş yavaş kapağını açarak suyunu değiştireceğim. Daha sonra bu işlemi 10 gün boyunca tekrarlayacağım. 10 günün sonunda artık zeytinlerimizi tatlandırma, salamura etme kısmına geldiğimizde tuzunu, limon tuzunu, limonunu ve nohutunu ilave edip zeytinlerimizi yemeye hazır hale getireceğiz. Şimdilik 3 gün hiç ellemiyoruz. Zeytinlerin birinci günlerini tamamladılar. Yavaş yavaş gazları da çıkmaya başladı. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Kaldı 2 gün. 2 gün sonra ilk sularını değiştirmek için hazır olmaya başlayacaklar. Zeytinlerimizin ikinci akşamı. Yarın artık üçüncü akşamında sularını değiştirmek için hazır hale gelecekler. Suyu hafif yeşillenmeye başladı. Acısını bırakmaya ve gazını bırakmaya. Bakın bayağı sıkı şişemiz. Artık yarını bekleyeceğiz. Üçüncü günden sonra bir haftalık uzun süren bir hatta 10 günlük sürece gireceğiz.
Gün aşırı sularını değiştireceğiz. Ta ki tamamen acısının gittiğine emin olana kadar. Daha sonra da salamura yapma kısmına başlayacağız. Zeytinlerimiz 3 günlük bekleme sürelerini tamamladı. Şimdi sularını değiştirip tekrar yeni su ilave edeceğiz. Şöyle bakın, tamamen sıkışmış gazı, tabanı şişmiş. İkisinin de sularını değiştireceğim. Yine içme suyu değil, çeşmeden su ilave edeceğim. Şöyle bir tanesini hemen şöyle kenara alıyorum. Yavaş yavaş açıyorum. Kapağı değil, altındaki şişeyi çevireceğim. Ses duyuyor musunuz? Kabarcıklar nasıl çıkıyor gazı? Birden açmayın. Pat diye fırlatıp suyu da taşırabilirsiniz yavaş yavaş. Yavaş yavaş dinlendire dinlendire açıyoruz kapağımızı. Eğer suyu taşırmak istemiyorsanız. Kabarcıklarından da anlıyorsunuzdur zaten. Şimdi bu aşamada önemli olan sabırlı olmak. Dediğim gibi yavaş yavaş açacağız. Artık son hali, çok fazla suyu kalmadı. Gazı kalmadı. Çok fazla taşırmak istemiyorum. Yavaş yavaş açıyorum. Bakın hiç çok fazla taşırma yapmadan, patlatma yapmadan açtık. Şöyle bakın hala kaynıyor içi. Şimdi bu suyu lavaboya dökeceğim. Yeni su doldurup tekrar geleceğim. Zeytinlerimin suyunu boşalttım. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şöyle dibine de vurdum. Tekrar tabanı düzeldi. İçinden çıkanlar sizin için şöyle bardağı aldım. Şu şekilde yeşil bir su çıktı. Suyu döktükten sonra tekrar şimdi yeni su dolduracağız. Fakat bizim buranın suları çok kireçli ve klorlu olduğundan zeytinlerimin ezilmemesi için bu aşamadan sonra her yaptığımda suyunu değiştirdiğimde içine yarım çay kaşığı kadar kaya tuzu ilave edeceğim. Normalde eğer çok tuzu değil, klorlu değilse sizin sularınız, bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi şöyle yine bir cezveye su doldurdum. Normal çeşme suyuyla tekrar dolduruyorum. Ve tekrar ağzını kapatıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, eğer zeytin hemen çabucak olsun istiyorsanız, hemen yemek istiyorsanız bu işlemi sabah akşam yapmanız gerekiyor. Arada bir de zeytinlerinizi şu şekilde çalkalayacaksınız ki daha çabuk olsun. Ama zamanım var, yavaş yavaş olsun istiyorsanız gün aşırı veya 2 günde bir de bu suyu değiştirebilirsiniz. Ortalama minimum, yani en az 6 kere falan suyunun değişmesi gerekiyor. 6'dan az bir şekilde yaparsanız yine zeytininiz acı olur. Ben şimdi gün aşırı değiştireceğim. 10 gün süreyle bu zeytinlerimin suyunu her akşam değiştireceğim. Daha sonra da salamura tatlandırma işlemine geçeceğiz. Limon tuzu ve tuzla tatlandıracağız. Ve artık yemeğe hazır hale gelecek. Şimdi bütün zeytinlerime bu işlemleri uygulayacağım ve en son artık 10 gün sonrasında salamura işlemini nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşırım. Şimdilik artık yine bekleme sürecine giriyoruz. 10 gün boyunca yine acı suyu çıksın diye zeytinlerimizi bekleyeceğiz. Zeytinlerimiz artık hazır.
Şimdi kullanmak üzere kavanozlayacağız. Ama hemen kullanacaklarımıza zeytinyağı, daha sonra kullanacaklarımıza ise ayçiçek yağı ilave edip kaldıracağız. Bunun nedeni ise zeytinyağının daha asitli olduğundan zeytini daha çabuk yumuşattığı, daha uzun süre beklettiği için zeytinlerimiz yumuşak olacaktır. Ama ayçiçek yağı kullanırsak daha olması gereken sertlikte kalacak. Kesinlikle yumuşama yapmayacaktır. Şimdi öncelikle şişelerimi açacağım ve içindeki suları lavaboya dökeceğim. Bakın artık hiçbir pıslama yapmıyor. Tamamen bütün acılığı gitti çünkü. Hemen suyunu lavaboya döküp geliyorum. Daha kolay dökmek için de önce suyunu biraz dökeceğim. Daha sonra şu kısmından keseceğim ve içinden zeytinlerimi çıkaracağım. Öbür türlü bu kısmından tek tek çıkarmak çok zor olur. Birinci şişemizi kestim bakın. Şöyle zeytinlerimizi suyunu süzdüm. Şöyle yeşil de bir suyu çıktı. Şimdi diğer şişemize de aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi ikinci şişemizi de açtım. Yine içinden şöyle yeşil bir bardak su çıktı. Artık zeytinlerim kavanozlanmak için hazır. Şimdi temiz bir kavanoz alacağız. Şöyle biraz daha getireyim. Ve içine malzemelerimizi koyacağız. İçine neler ilave edeceğiz? Öncelikle olmazsa olmaz şöyle kaya tuzumuz var. Kaya tuzu ilave edeceğiz. Şöyle nohut ilave edeceğiz. Hepsine ölçülerini bıraktım için aslında kaşıklarını. Kafam karışmasın diye anlatırken. Şöyle limon tuzu kullanacağız. Ve tabii bir miktar da şeker kullanacağız. Ayrıca lezzetlendirmek için yine limon ve üzerinde zeytinyağı veya ayçiçek yağı ile kapatacağız. Şimdi isterseniz hazırlama aşamasına geçelim. Şimdi kullanacağımız ölçü şöyle 1 litrelik normal klasik standart kavanozlarımız. İçine aldığı zeytinden ziyade bu ölçüyü baz alacağız. 1 litrelik kavanoza limonla zeytinimizi sıkıca yerleştireceğiz. Daha sonra içine bir çorba kaşığı dolusu tepeleme kaya tuzu ilave edeceğiz. Şöyle. Bir tatlı kaşığı şeker, yine bir tatlı kaşığı limon tuzu, bir çorba kaşığı nohut ve isterseniz bir koyun, isterseniz yine yarım ilave edin, nasıl arzu ederseniz limon ilave edeceğiz. En son içme suyu kullanacağız artık kapatırken. İçme suyuyla şu kısma kadar doldurup, boğum kısmına kadar doldurup, daha sonrasında da içme suyu ilave edip zeytinyağı ile kapatacağız. Hepsi bu kadar malzemelerimizin. Şimdi hızlıca hazırlayalım. Şimdi şöyle en alt kısma bir tane limon dilimi ilave ediyorum. Üstüne zeytinlerimi ara ara yine limon dilimlerinden ilave edeceğim. Süzmüş olduğumuz zeytinleri şimdi yine arasına limon dilimi ilave ediyorum. İnsanın kendi yaptığını yemesi kadar güzeli yok bence. Tekrar aynı şekilde limon dilimleri ilave edeceğim. Ara ara. Şöyle biraz bastırıyorum. Tekrar şuralara limon dilimleri ilave ediyorum. Ben ekşi seviyorum. Siz damak zevkinize göre daha az veya daha çok da ilave edebilirsiniz. Çok doldurmayacağız. Dediğim gibi çünkü boğum kısmına kadar su ve nohut da ilave edeceğiz. Bence yeterli.
üzerine bastırıyorum. Şimdi artık üstüne limon ve nohutla kapatacağım ama öncelikle ilave etmemiz gerekenleri ilave edelim. Hemen bir tepeleme dolusu şöyle. Bakın bir tepeleme, hatta biraz daha da fazla koyabilirim. Şöyle bir tepeleme dolusu çorba kaşığı limon tuzunu, dediğim gibi şöyle biraz daha tepeleyeyim, ilave ediyorum. Sonrasında yine bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı, benim limon tuzlarım çok iri. Ve üzerine yine bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Şöyle çok tepelemeden bir tatlı kaşığı şekeri ilave ediyorum. Ne kaldı? Nohut ve içme suyumuz. Şimdi öncelikle içme suyunu ilave ediyorum. Çok doldurmayacağım dediğim gibi. Çünkü daha nohut da ilave edeceğim, limon da ilave edeceğim. Şöyle limon dilimleri bırakıyorum üstüne. Nohut ilave ediyorum. Aşağı yukarı bir çorba kaşığı kadar. Şöyle. Üzerine çok az da zeytinyağı gezdiriyorum. Ya da sıvı yağ, dediğim gibi. Hangisi? Ben uzun süre kullanmayacağım şu an. O yüzden sıvı yağ ilave ettim. Ve kapağımızı kapatıyoruz. En az bir hafta bu şekilde durması gerekiyor lezzetlenmesi için. Böyle üstüne yağ koymamızın nedeni, her seferinde yağlamakla uğraşmak yerine içinden aldığınız zaman elinize yağlı yağlı gelecektir. Yine üstüne istiyorsanız ilave yağ edebilirsiniz. Bir haftada beklesin ki bütün limonunu, ekşisini, tatlısını içine tamamen çeksin, lezzetlensin. Sadece sıkıca ağzını kapatıyorum. İçindekinin şöyle limonun şekerlenmesi için bir miktar karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Bir hafta sonra isterseniz yemek için hazır. Şimdi bütün zeytinlerimi ben bu işlemi uygulayacağım. Şimdi 1 litrelik kavanozumuz hazır. Bir de şöyle 1,5 litre çıkan malzememizden. Yine aynı şekilde altına limon ve kenarlarına limon olmak üzere doldurdum. Şimdi de nasıl hazırlayacağız? Bütün ölçülerimizi yarım ölçü daha fazla ilave edeceğiz. Ne, kavanozumuza ne ilave etmiştik öncelikle? Kaya tuzunu. Nasıl? Bir tepeleme dolusu kaya tuzu ilave etmiştik. Bir değil, 1,5 ilave edeceğiz. Yani önemli olan kavanozumuzun aldığı su ölçüsü. Şöyle bir de tepeleme yarım ilave ediyorum. 1,5. Ve yine bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave edecektik. Bir tane limon tuzunu ilave ediyorum. Bir de şöyle hafiften yarım ilave ediyorum. Şeker yine bir tatlı kaşığıydı. Bir değil, 1,5 ilave edeceğiz. Şöyle silme, bir de yarım. Şimdi öncelikle suyumuzu ilave edelim. Şeker, tuz ve kaya tuzu aşağı biraz insin. Boğum kısmına kadar doldurdum. Şimdi üst kısmını önce limonla kapatıyorum. Ve daha sonra nohutunun zeytinyağını da ilave edeceğim. Dediğim gibi ben ekşi seviyorum. Siz eğer bu kadar ekşi sevmiyorsanız limonunu daha az ilave edebilirsiniz. Şimdi üstüne yine bir çorba kaşığı kadar nohut ilave edecektim. Bir değil, 1,5 ilave ediyorum. Evet.
Ve artık üzerine biraz da sıvı yağ gezdirelim. Şöyle hafiften bir bastırıyorum aşağıya doğru. Şöyle üstüne biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Ve ağzını kapatacağım. Sıkça kapattım. Artık yemek için hazır. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldular. Dediğim gibi en az bir hafta bekleyeceğiz ki tamamen ekşisini, tatlısını içine çeksin. Daha uzun vaktiniz varsa sabredebiliyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. Ben biraz kullanmayacağım, uzun süre bekleteceğim. Daha da lezzetlensin, bütün ekşisini içine çeksin diye. Şimdilik hepinize kolay gelsin diyorum. Kırmızı zeytin yapmak bu kadar kolay aslında. Dışarıdan almaya hiç ihtiyaç yok. Zaten şu an her şey oldukça pahalı. Kendiniz yaptığınızda emin olun daha uyguna gelecektir. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.